COVID-19'un bulaşıcılığı bazen kafa karıştırabiliyor. Süper yayıcılar yüzlerce kişiyi enfekte edebilirken yakın temasta bulunduğu kişilere bile hastalığı bulaştırmayanlar da var. Peki bu nasıl oluyor? Anlatalım. Yaygın enfeksiyonlarda her insan bulaştırıcı olmaz. Yalnızca belli bir grup yayılımı sağlar. Science'da yayınlanan bir araştırmaya göre COVID-19 salgınında insanların %70'i virüsü kimseye bulaştırmadı. Bu arada asemptomatik olma ihtimalimiz de yüksek. Antikor testleri fikir verse de hastalığı geçirip geçirmediğimizi bilemeyiz. Öyleyse neden izolasyon bu kadar önemli? Kimin bulaştırıcı olup olmadığını bilmemiz imkansız. Herkesin virüsü bulaştırabilme ihtimalini düşünüp önlemlere dikkat etmezsek risk büyür. Peki süper yayıcılık nedir? Araştırmalara göre yayılımı hızlandıran belli başlı faktörler var. Toplu etkinlikler, havalandırması güçlü olmayan kapalı alanlar son derece tehlikeli. Yakın temas ortamlarında hastalığın çok sayıda insana bulaşması kolaylaşıyor. Özellikle toplu alanlarda bağırmak ve sesli konuşmak yayılım riskini artırıyor. Çünkü virüs belli bir süre havada kalabiliyor. Böylece pozitif vaka ile direkt temasa gerek kalmadan virüs bulaşabiliyor. Bu durumda süper yayılımı bir kişi olarak değil, toplu etkinlikler olarak adlandırabiliriz. Yani herkes bulaştırmaz ve bir kişi herkese enfekte edebilir. İkisi de doğru. Bu yüzden tedbiri elden bırakmayalım. Maske, mesafe, temizlik. Videoyu beğendiyseniz gazeteye abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.